haberlerden TEM otoyolundan diğer taraflara gidelim dedik. Boğaz'a falan gidelim, Çöplü'ye gidelim dedik. Oraya da gidemedik. Vallahi işte o zaten yan tarafımızdaki yoldan tankın geçtiğini gördük. Tırla beraber biz iki araç tırcıdan rica ettik. Tır şoförüydü kendisi. Rica ettik, yolu kapat dedik. İlk denemesinde de başarılı olamadı. İkinci denemesinde ileriye doğru daha hızlandı tır. İkinci aşamada tırın önünü kapattı. Tankın önünü kapattık. Tankın önünü kapattıktan sonra inmelerini söyledik. İnmediler. Havaya ateş açtı. Havaya ateş açtıktan sonra da asker, tankı süren asker çıkmasını söyledim. Çıkmadı. Kapağı kapattı. İçeride kaldı. Üstteki komutan havaya ateş açtıktan sonra biz 4 Erzurumlu olarak üzerine çıktık. Komutanla birbirimizle cebelleşirken komutan silahı içeriye attı. Daha sonra alttaki asker üstteki komutanın talimatıyla gaza bastı. Ama biz bunları yaparken de saniyesinde oraya insan yığını yani insanlar yağmaya başladı. Biz de onlardan destek aldık. Daha sonra araçların üzerinden geçe geçe. İçlerinde aileleri var, çoluğu var, çocuğu var. Hiçbirisinin gözünün yaşına bakmadan askerdi süren ama. Onu iyi biliyoruz. Üzerlerinden geçe geçe araçların gidebildiği noktaya kadar gitti. Sağ tarafta duran, bariyerlerin etrafında duran halkın içine girdi. Biz o esnada hala da üstündeyiz ama rütbeliyle, o üstteki silah sıkan rütbeliyle cebelleşiyoruz. Sendeleniyoruz. Ben düştüm. Düştüm. Üstünde bizim bir arkadaş var, Murat Bingöl. O şey yaptı. Üstünde arkadan halktan silah atanlar bile vardı. Yani ben Murat'ın bile vurulabileceğini düşündüm. Tekrardan gittik. Tekrardan peşine gittik. Yani nefes nefese kalmıştık. Yani o anda gerçekten ölümü düşünmüyorsun. Allah bize nasip etti. İyi ki İstanbul'daymışım. İyi ki bu demokrasi adına yapılan mücadelede ben de bir nebze de olsa bir şeyler yapmışsam ne mutlu bana. Komutanın tepkisi, komutan hiç yani şey yapmıyordu. Komutanım biz üstlerimizden aldığımız emirleri yerine getiriyoruz falan. Ama darbenin olduğunu bilmiyordular herhalde. İnin aşağıya falan yapmasına rağmen biz hücum yeleğinin telsizini aldık elinden. Daha sonra hücum yeleğinin cebinden semt semt, mahalle mahalle hangi semtlere hangi tankların koşulanacağını gösteren bir kroki bulduk. Bunu da ertesi gün gerekli mercilere teslim ettik. Teker teker. Tankın yanındayız. İşte. Tank mı? Tamam. Askerin yeleğinden çıkan harita. Teker teker bütün sokaklar. Kara geçirmişlerse.